Şimdi kendime ballı Cheerios yaptım. Çok fazla seviyorum bunu. Ve oturup birazcık dinleneceğim. Bu arada Katya'yı saldım tekrardan. Biliyorsunuz ki dün temizlik yapmıştım. Temizliğin üstüne bir salmak istiyordum aslında. Hani benim yaptığım temizlik ne kadar yeterli gelebilmiş? Hani üstüne Katya gerçekten gerekiyor mu? Onu test etmek için. Birazdan şimdi sizinle gidip toz haznesini açacağız. Ve hani ne kadar toz çıkmış göreceğiz. Ben bir baktım aslında. Bir de sizinle bakalım. Hadi gelin beraber toz haznesine bakalım. Şöyle bir açıyorum. Bu arada aynısını Instagram'a da çekeceğim. O yüzden şu an şöyle açıyorum. Toz haznesi çıkarıldı. Bakın daha dün temizlediğim evden çıkan toz. Şaka gibi. Bayağı da var. Görüyorsunuz değil mi? Az önce çıkan tozu gördünüz ve ben dayanamadım. Dedim ki tekrar bir gezdireyim. Çünkü belli ki daha toplayacağı şeyler olabilir. O yüzden tekrar gezdiriyorum. Bir duşa gireceğim şimdi. Ojelerimi falan da çıkardım. Önümüzdeki haftaya bu arada arayıp randevu aldım. Emsal Doğan'dan aldım randevuyu. Tırnak için kalıcı oje. Çok güzel, büyük rahatlık. Seviyorum. Ondan dolayı tekrardan yaptırmak istiyorum. Bir de en sevdiğim zaten ombre görüntüsü ve badem tırnak. Yine ondan yaptırabilirim. Bakacağım. Robot süpürgeyi tekrar çalıştırmıştım ya. Yine azıcık da olsa bir toz çıktı. Yani demek ki çıkıyormuş. Şunu da belirteyim. Bu arada benim evimde şu an halı yok. Yani halı var aslında ama Adana'da halılar Ekim'in sonu, Kasım'ın başından önce serilmez. Yani mümkün olduğunca herkes Kasım'ın başında serer. Sadece böyle çocuklu olan insanlar Ekim'in ortasında falan seriyor ama Adana'da Kasım'da da biz yarım kolu giymeye devam ettiğimiz için tahmin edersiniz ki çok sıcak oluyor. Yere temizlerken, yani o hazneyi temizlerken yere bir toz döktüm. Onu ıslak mendille alacağım. Selam. Duştan çıktım. Yani hep evi temizleyecek değilim. Birazcık kendime de bakım yapmam lazım. Duştan çıktım ve yüzüme bu Skin Food Egg White maskeyi uyguladım. Gerçekten çok seviyorum. Yüzümde herhangi bir tepkimeye sebep olmadı. Kesinlikle cildime iyi geldi. Göz örelikleri büyük oranda küçültmeyi vaat ediyor. Ve dediğini de yapıyor bence. Hani tamamen yok etmiyor. Öyle bir şey için yani biraz operasyon gerekebilir ama bir de bunun Naşita'nın fırçasıyla uyguluyorum bunu. Gayet memnunum. Ama bunun daha yumuşak olanları var, böyle kıl gibi. Onlara da bakabilirsiniz. Böyle yani duştan çıktığımda ilk olarak bu maskeyi uyguluyorum. Ondan sonrasında da ne yaptığımı size göstereceğim. Birazdan da böyle saçlarımı falan taradıktan sonra markete gideceğim. Markete giderken kamerayı götürmeyeyim diyorum. Çünkü araba yok şu an bende. Araçla gitmeyeceğim. Ondan dolayı ağırlık yapmak istemiyorum. Geldiğimde de ne aldığımı gösteririm. Yarın kahvaltı yedim. Misafirlerim var. Onlar için biraz alışveriş yapmam gerekiyor. Evde bayağı malzeme var bu arada. Hani biz alışveriş yapmıştık ama yapmak istediğim farklı şeyler var. Onlar için de birkaç eksik malzemem var. Şu an birazcık bir şeyler atıştırmak istiyorum ama yüzümde bu varken hiçbir şekilde atıştıramıyorum. Üstümü giyindim. Şöyle size ne giydiğimi göstereyim. Tam bir market kombini. Şöyle. Şu pantolonumu giydim. Eşofman tarzında. Üstüne de bu. Crop bluzu giydim ama crop durmuyor bu pantolonla tabii ki. Saçlarımın birazcık daha ıslaklığını bırakmasını bekliyorum. Sonrasında saçımı tarayacağım. Bu arada bu akşam düğün var. Giyeceğim şeyleri şöyle ayarladım. Ben böyle planlı ilerlemeyi çok seviyorum. Çantamı, şu çantayı takacağım. Şu saten elbisemi giyeceğim. Siyah, altına da şu tek bant sandaletlerimi giyeceğim. Birazcık gidip içeride oturalım. Maskemi yıkadım. Şu La Roche-Posay'nin jeliyle yıkadım. Bunu çok seviyorum. Kesinlikle birçok videomda da zaten kullanıp tavsiye ettiğim bir ürün. Buna bakabilirsiniz. Şimdi bir tonik uygulayacağım. Tonik olarak da yine La Roche-Posay'nin bu Effaclar gözenek sıkılaştırıcı toniğini uygulayacağım. Saçlarımı bir geriye doğru toplayayım. Bu arada markete gidemeyeceğim çünkü vaktim yok. Terlemek de istemiyorum. Araç olmayınca sıkıntı.
Getir ya da Migros sanal marketi falan kullanmayı düşünüyorum. O şekilde daha mantıklı olur. Şimdi bunu bir sallıyorum. Yüzüme şöyle uyguluyorum. Bunlar gözeneklerimi ciddi oranda küçülttü. Benim çok böyle gözle görünür gözeneklerim vardı. Yok etmiyor bakın. Yani yine söylüyorum. Onun için böyle ciddi bir cilt bakımı yaptırmamız gerekiyor. Ona da şu an için gerek duymadım ama bir gitmem gerek sanki. Bir aqua peeling falan yaptırabilirim. Bakın size göstereceğim. Yüzümde makyaj yoktu bu arada. Sadece nemlendirici serum falan vardı duşa girerken. Ama şimdi bakın yüzümü yıkamama, maske yapmama rağmen tonik pamuğunda neler var size göstereceğim. Yani bunu görmek istemeyenler ilerletebilir. Bakın şöyle sarardı. Görüyorsunuz değil mi? Bu cildimin yağı aslında. Benim cildim çok yağlı. Bir de bunu soruyorsunuz bana hani cildine ne kullanıyorsun diye. Cildime yağlı ciltlere özel hani böyle sebum dengeleyici şeyler kullanmaya özen gösteriyorum. Ne bileyim cildimin daha da yağlanmasını engelleyecek şeyler kullanıyorum ama yine de bilmiyorum yağlanıyor yani bu benim cilt yapımla alakalı. Hep böyleydi. Evet şimdi tonik işlemimiz bitti. Şimdi şu anda yüzümde şükürler olsun herhangi bir leke olmadığı için ben B5 vitaminini kullanacağım. Bu arada her zaman kaşımı yukarıya doğru tarıyorum ben. La Roche-Posay'nin bu B5 vitaminini kullanıyorum cildime. Bundan da bayağı memnunum. Hiçbir şekilde cildinizi yakmıyor. O kadar güzel ki şöyle damlatıyorum. Avuç içime hatta sabah da bunu uyguladım. Mümkün olduğunca uygulamaya çalışıyorum. Şöyle elime yedirip tampon hareketlerle mümkün olduğunca uyguluyorum. Bu arada B5 serumun özelliği cildinizi dolgunlaştırması yani dolgunlaştırmayı vaat ediyor. Ondan dolayı da kullanıyorum. Lekeli olduğu dönemlerde de bu Efaklar serumu kullanıyorum. Leke önleyici, lekeleri gideriyor. Şimdi de bu Efaklar mat nemlendiriciyi kullanacağım. Çünkü bugün makyaj yapacağım için cildimin mümkün olduğunca zeminin mat olması lazım. Kullanacağım ürünler ister istemez parlatacak cildimi. Cildimin nefes aldığını, ondan sonra yüzümün yumuşadığını hissediyorum. Bakın mat krem bile cildimde parlıyor. Bu yapıyla alakalı. Hiçbir şekilde bir şey öneremiyorum bunun için size. Tırnağım için de şu bakımı uygulayacağım. Bu Maracuyic manikür peelingini uygulayacağım. Hem elime hem ayağıma. Şöyle tırnak bakım eşyalarım burada. Oje kurutucum, ojem, kalyon. Her zaman bunu kullanıyorum. Törpü aldım. Bozuk yerler varsa düzelteceğim. Bir de şu et kaldırıcıyı aldım. Bunu da yine düzgün olmayan bir yer varsa düzeltmek için aldım. Şimdi ben bunları bir süreyim. Şimdi Vasa'yla bir şeyler yapacağım çünkü çok acıktım. Oje olarak da ya bugün dediğim hiçbir şey yapmıyorum. Şöyle ten rengi bir şey sürdüm bu arada. Çünkü beyaz çok çiğ kaldı. Öyle hissettim. Şimdi hazırlanmak için odama geldim. Makyaj masamdayım. Saçlarımı düzleştirmekle başlayacağım önce. Önce bir kat saçımı düzleştireyim. Daha sonra kamerayı açayım. Nasıl dalgalandırdığımı falan göstereceğim. Düzleştirdiğim kısmı da böyle hızlı bir şekilde, böyle kısa bir şekilde koyacağım. Çünkü çok kaplasın istemiyorum. Şimdi artık düzleştiriciyi kapatıyoruz. Ve şimdi makyaja geçiyoruz. Öncelikle şu süngerimi bir yıkayıp geliyorum. Under pressure, no more time. Can we make
Saçlarımı toplama kararı aldım. Çünkü neden toplamayayım? Şimdi ıslattım biraz saçımın önlerine. Bu topuz fırçası gerçekten mükemmel. Şöyle bir kancalı toka alıp tutturuyorum. Sadece tek bir kancalı toka tabii ki de saçlarımı tutmaya yetmiyor benim. Ne yazık ki. Daha fazla lazım. O yüzden de şöyle bir lastik tokayı alıp onu da geçiriyorum. Şimdi Morphos'un bu saç spreyini sıkıyorum. Topuz fırçasıyla şöyle. Ve hazırım. Ve parfüm sıkıyorum. Bu YSL Libre'yi sıkacağım. Ben tamamım. Size göstereyim kendimi. Şöyle. Gayet iyi oldu saçım. Bu siyah elbiseyi giydim. Dediğim gibi altına siyah sandalet. Şöyle pullu çantamı taktım. Saçımı şu şekilde yaptım. Topladım. Canım öyle istedi. Bir de uzun küpe taktım. Şöyle bilekliklerim de bu şekilde. Duhan da böyle simsiyah bir kombin yaptı. Göstereceğim mi aşkım? Simsiyah. Ama ters ışıktasın ya. Çıkış yapıldı. Gidiyoruz. Siyahlar içindeyiz. Maskeyi ve siyah. Maskeyi de siyah aldım bu arada. Ama siyah maske şu an üstümüze çok uyumlu. Ondan dolayı makyajımı çok sevdim. Böyle hafif. Yılan gibiyiz şu an. Sinsi kombini gibi oldu bu. Değil mi? Ama siyah çok mutsuz bir renk ya. O yüzden siyah çok fazla yükselemiyor. Siyah çok asil bir renk bu arada. Benim en sevdiğim renkler. Renk değil aslında da siyah bir yansıma. Çünkü genel olarak mutsuz. Hiç de değil vallahi. Çok renkli giyiniyorum. Herkes de görüyor. Ama ben eskiden var ya siz tabii ki o dönemleri bilmiyorsunuz. Sen siyah giyinmekten kim vazgeçirdi peki? Sen. Ya benim her şeyim siyah ve sanki hep aynı şeyi giyiyormuş gibi görünüyordum. Mesela aynı siyah pantolondan 4-5 tane vardı. Aynı siyah tişörtten 4-5 tane. Ve gerçekten hani o hallerimi bilseydiniz, aa Ezgi sen gerçekten şu an renkli giyiniyorsun derdiniz. Sıfır renk. Beyaz bile giyiniyordum. Siyah yok. Beyaz basic giyiyordun. Ha ama beyaz gelmiş. Beyaz kombini hiç yapmıyordum. Siyahın içine bazen bir beyaz atıyordun yani. Duhan dedi ki sana renk çok yakışıyor. Renkli giy, 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 giy diye diye beni renge alıştırdı. Şu anda da böyle. Dertleri bitti. Şükür. İsteyen herkese nasip olsun. Ben her videoda bunu söyleyeceğim herhalde. Gerçekten. İsteyen herkese nasip olsun. Bakın fotoğraf çekildik şöyle. Güzel çıktı bu. Vallahi uyuyor.
Yarın misafirlerimiz var bir de. Güzel bir sos yapalım. Instagram'dan attım biliyor musun? Bir kahvaltı sofralarını kaydettim. Ne yapıyorlar, nasıl yapıyorlar? Instagram'da beğendiğim kahvaltı sofralarını kaydettim. Yarın ona göre bir sunum yapacağım inşallah. Duhan'ın sabah kalkıp markete gitmesi gerekiyor. Çünkü bugün araç olmadığı için gitmiyorum. Uyandıracağım ki. Abim 5 yaş net Aslı işte. Aslı ve Ege'nin yanına geldik. Yarın da bizdeler kahvaltıda. Aslı ile Ege'de ayrılamıyoruz. Günaydın. Dün düğünden çıktık. Geç uyuduk bu arada. O yüzden böyle birazcık geç bir günaydın oldu. 11'e geliyor saat ama kalktım bir hazırlandım. Çünkü misafirlerim gelecek. Şöyle dünkü pantolonumu, üstüne bu tişörtü giydim. Çünkü pantolonu zaten bir saat bile giymemiş oldum. Kahvaltıya misafirlerimiz geliyor. Aslı ve Ege geliyor. Zaten dün gece de onların yanındaydık. Onlar için güzel bir sofra hazırlayacağım. Şu anda böyle 4 kişilik bir supla koydum. Yani Amerikan servisi koydum. Şöyle göstereyim. Tabaklarım emsan bu arada. Çatal kaşıklarım da emsan. Şimdi pankek yapacağız. Pankek için malzemelerimiz 2 yumurta, 1 su bardağı süt, 1,5 su bardağı un, 2 yemek kaşığı şeker, kabartma tozu, vanilya. Pankeklerim hazır. Pankekleri şimdi masaya götüreceğim. Bayağı iyi görünüyor ve fazla çıktı. Küçük yaptım çünkü hepsini. Şimdi sosis tava yapıyorum. Sosis tava için malzemeleri de söyleyeceğim. 5 tane sosis kullandım. 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı ketçap, 1 yemek kaşığına yakın salça ve yarım yemek kaşığı da acı sos koyacağız. Sonra kekik, karabiber, bunları da beraber atarız. Şimdi sosisler pişiyor. Ben kekik diye yanlışlıkla sanırım ada çayı falan koydum. Duhan şimdi indi. Alacağı birkaç eksik vardı. Kekik de alacak. Suyunu da koydum. Bu böyle birazcık pişecek. Şimdi de sucuğumuzu kesip hazırlayalım. Thinking of the things we could do.
Şimdi peynirlerimi hazırlıyorum. Peynirlerim için şu sunum tabağını kullanacağım. Şuraya 4 tane sülk peyniri koydum. Şuraya da böyle tulum peyniri koyuyorum. Bunları buzluktan çıkardım. Buzluğa neden koyuyorum? Çünkü gerçekten de bozulmuyor, bembeyaz kalıyor. Hiçbir şekilde küflenmiyor. Buzluk böreğim vardı. Onların üstüne yoğurt ve yağ sürüp fırına verdim. Şöyle birazcık kalsın, kızardığında, piştiğinde alacağım. Şöyle bir peynir tabağı hazırladım. Bunu da şimdi masaya götüreceğim. Bu arada çok çok iyi oldu bu peynir tabağı. Bayağı sevdim. Şöyle şu an için gelişi güzel koyuyorum. Daha sonra bir masa düzeni yapacağım bunlara. Şuraya grisini koydum. Pankeki getirdim. Ekmek getirdim. Şimdi şu sunumlara bir şöyle koyayım. Bunlara zeytin koyacağım zaten. Şuraya başka bir sunum hazırlayacağım. Şurada da yumurtalarım kaynıyor. Böreklerim de hazır. Bunları da masaya götürüyorum ben. Bir yandan da kızartma yapacağım. Yağ kızdırıyorum. Bu arada şu an kamera şarjda. Bir peynir tabağı daha hazırladım. Salam, üçgen peynir ve birkaç peynir çeşidi daha koydum. Şu şekilde. Şu ahududu reçelini koyalım. Reçellerimi şu şekilde masaya götürüyorum. Domates, salatalık doğradım. Onları götürüyorum. Şöyle zeytinlerim var 2 tane. Ve 2 tane de yeşil zeytin götürüyorum. Patateslerim hazır. Şimdi masaya götürebilirim. Çayımın altını açtım. Bir yandan da temiz çalışmaya çalışıyorum. Şu yağ tenceresini yıkayacağım bir de. Şöyle şuraları birazcık toparladım. Burada kürdan bekliyorum. Ege Vasıtan kürdan istedik. Şu tabaklarımız içerisine bir şeyler koyacağım için orada tereyağı, yumurta var, yumurta kıracağım. Ve sucukla sosisin altını açtım. Onlar da biraz daha pişiyorlar. Masamın şu anki halini göstereyim size. Bakar mısınız? Bayağı iyi oldu. Burada mı? Ha, oraya çıkar, bir şey olmaz. Sen burada biraz daha tozludur. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Selam. Misafirlerim geldi. Merhaba. Merhabalar. Biraz geç kaldık. Ay yok yok, biz de zaten anca hazırlayabildi. Bize hediye almışlar. Onu açalım. Hediye açma anı. Bu arada toparladık biz etrafı. Kameranın da şarjı bitti. O kadar hazırla. Zaten normaldi. Ya. Fincan. En sevdiğim şey fincan. Bunlar senin az önce. Ama kahve fincanı. Türk kahvesi değil. Amerikano. Evet. Çok güzel rengi. Değil mi? Rengi çok tatlı. Ben böyle şeyleri çekmeyi falan çok seviyorum. Sunum yapmayı. Teşekkür ederim. Beğendim. Teşekkür ederim. Beraber için. Güzel bir kahve sunumu yaptım. Şimdi kahvelerimizi içip Aslı ile Ege'nin nişanını izleyeceğiz. Daha sonra da bizim düğünü izleyeceğiz.
Güzel bir aktivite. Gerçekten hocam, çok güzel ha. Hocam o tripoda nasıl çekmiyor biliyorsun sen? Yetenek istedim. Hala oturuyoruz. Nişan videosunu bitirdik. Şimdi de bizim düğün videomuzu izleyeceğiz. Şöyle oturayım da. Şimdi espresso yapacağım. O yüzden geldim. Bu Aslı ile Ege'nin aldığı fincanla yapacağım. Espresso yapıyorum bize. Nasıl? Espresso yapıyorum. Gel sen de gel. Buradan görünür mü? Sanki. Çok görünmüyor ama. Çünkü bayağı güzel şeyler vardı ve doyurucuydu. Aynen. Güzel bir gün geçirdik arkadaşlar. Geçirmeye de devam ediyoruz. Şimdi biz biraz oturalım. Ondan sonra tekrar açarım. Gel. Bak Ege, kalçalarını sallıyorlar. Biz böyle zıplıyoruz. Ben de böyle gidiyorum ben. Böyle gideceğim ya. Abi sallamak abi neyse. Yeşillim dersi veriyoruz. Sallamak abi. Yeşillim aradan gizli olacak. Evet. Ellerim abi. Gidince hiç mutlu olmuyor. Çekmeyin. Her zaman bekleriz. Evet, biz de sizi seviyoruz. Biz de teşekkür ederiz. Elinizi şenlendirdiniz. Şimdi birazcık toparladım. Toparlamaya devam edeceğim ama öncelikle Duhan'a güzel bir sandviç hazırlayacağım. Acıktığını söyledi. Bende hala bir açlık yok. Şimdi başlayalım, beraber yapalım sandviçi. Bugün elimden geldiğince zaten çekmeye çalıştım. Bugün de artık zaten bu videoyu gece yatarken kapatırım. Mutfak tertemiz oldu. Şimdi noodle yapacağım. Duhan doymadı çünkü. Ben de hafiften acıktım. Şunları yıkadım. Makineyi dizdim. Her yer tertemiz oldu. Bu Indomie'nin soya soslu noodle'ını yapacağım. Bir de bu jumbo tavuk aromalı noodle'ı yapacağım. İkimiz de zaten birbirimizden yeriz. Noodle hazır. Burada soya soslu noodle, burada da tavuk aromalı noodle. Hadi şimdi yiyelim. Evi toparladım. Yarın Tekir'e gidiyoruz Duhan'la. Götüreceğim şeyleri de ayarladım.
Şimdi uyuyacağım. Uyumadan önce de artık bu videoyu kapatmam gerektiğini düşündüm. Sizinle yine güzel birkaç gün geçirdim. Umarım siz de keyifle izlemişsinizdir. Ben çok mutlu oldum çekerken. Dediğim gibi umarım severek, beğenerek izlediğiniz, keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz ki bence abone olmalısınız. Abone olmayı unutmayın. Evden videolar gelmeye devam edecek. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.